asla gevşemeye ve şımarmaya tahammülümüz yok. Çünkü daha geride oynanmamış 30 tane maç var. Bu köprünün altından çok sular akacak. Hepimizin bildiği gibi yılın, yani sezonun ikinci yarısı çok daha zor geçiyor. Ara transfer döneminde birçok takım kadrolarını güçlendiriyor, eksiklerini tamamlıyor. Bu nedenle hocamızın da her defasında belirttiği gibi biz alabildiğimiz kadar en çok puanı almak için mücadele edeceğiz. 20 Ekim'deki bizim Fenerbahçe ile oynayacağımız maçta tam bir futbol şölenine dönüşecek. Sahadaki kardeşlerimiz de, kenardaki arkadaşlarımız da, teknik ekibimiz de zaten bu bilinçte bu maçı kafalarında oynamaya başladılar zaten. Fenerbahçe maçında göreceksiniz, sahada olanca gücüyle mücadele eden, o Atatürklü armayı son damlasına kadar, terinin son damlasına kadar temsil edecek karakterli oyuncu grubuyla kazanmak için sahaya çıkacağız. Tek düşüncemiz bu. Bu maçı kazanmanın sadece bir maç kazanmak olmadığını biliyoruz. O zaman Samsunspor'u Türk futbol kamuoyunun gündemine farklı taşıyacağımızı biliyoruz. O haftanın, belki o ayın, belki sezonun konuşulacak maçlarından biri olacağına inanıyoruz. Öyle de olmasını temenni ediyoruz. Bizim net bu sezon için transfer yasağımız var arkadaşlar. Ara transfer döneminde de transfer yapmak gibi bir pozisyonumuz yok. Bizim tahtamız bu sezon bittiği zaman 2025-26 sezonu için açılacak. Burada mutabık olalım. Şimdi manşet. Şubat'ta transferi yapacağız. Şimdi söylemle manşet hiç örtüşmüyor. Ya siz ayakta mı uyuyorsunuz? Niye oyuncunuza sahip çıkmıyorsunuz? Okan işte milli takıma çağrılması gereken formda. Niye bunu milli takıma, üstelik de Samsun'da milli maç, Mert kadroda yoksa niye Okan yok? Arkadaşlar, Okan Adana Demirspor maçında ısınmaya çıktığı zaman sakatlandı. Fedakarlık yaparak doktorumuzun müdahalesiyle maçı tamamladı. Ve bugün hala tedavisi devam ediyor. İnşallah Fenerbahçe maçına sağlık ekibimizin verdiği rapor doğrultusunda yetişecek. Şimdi böyle bir pozisyonda Okan nasıl milli takıma gitsin? Ve milli takım zaten Okan için aradı. Ama sağlık ekibinin raporunu görünce olmadı. Diğer taraftan işte Ençam milli takımı reddetti. Ya arkadaşlar, Ençam'ın durumu da aynı, buna benzer. Ençam çok yoğun tempoda maçlar oynadığı için ve onun da hafif bir sakatlığı var. Tedavi olmak durumunda. Sağlık ekibi milli takıma giderse iyileşme süreci uzar, raporu verdi. Ençam da benim için Fenerbahçe maçı son derece önemli. Ben o maçta mutlak oynamak istiyorum. Hem takımıma katkı vermek hem de böyle bir maçı yaşamak istiyorum dediği için kendi ülkesinin milli takımının hocasıyla görüşüp affını istemiş ve de bugün Samsun'da tedavisini yapıyor. 3 gün dinlenecek, ondan sonra pazartesiden sonra inşallah salı günüyle birlikte takımla çalışmalara başlayacak.
Yani öbür taraftakini milli takıma çağrılmamışlar. Buradaki milli takımı reddetmiş falan filan olgusu değil. Biraz evvel beyan ettiğim gerçeklik konusunda bize destek olursanız sevinirim.